Tarih tadında. Müttefiklerimizden, birinci harbi umumideki müttefiklerimizden, mağluplardan hiçbirinin böyle bir direnişi yok. Çok garip direnişler var. Belakunt Sovyet rejimi kurdu Macaristan'da. Biliyorsunuz Macaristan Sovyet Rusya'dan sonra ikincidir dünyada o konuda. Aslında üçüncü olması gerekiyor. Çünkü bir tanesi de Mongolia Halk Cumhuriyeti'dir. Mongolistan kendi yapmıştı komünizmi o tarihte. Çombaysan falan. İkincisi tabii bu tip direniş maalesef nasyonal sosyalizmdir. Çok hem Almanya hem insanlık için çok kapkara bir sayfa. Ve ondan sonra da bir takım hakkı yenmiş, hakkının yendiğini farz eden ve aslında da hakkı yenmiş küçük Avrupa devletlerinin restorasyon için Almanya tarafına geçmesi, Bulgaristan gibi, Macaristan gibi veyahut lejyonerlerin darbe yapıp ele geçirdikleri İon Antonescu'nun Romanya'sı gibi. Bunlar yeni rejimde mihver taraftarlığıyla kendilerinin restore edileceğini, kaybettiklerinin geri alınacağını düşünen adamlar oldular. Romanya neyi kaybetmişti? Romanya birinci harpten geç girdi, çok çabuk yenildi, çıktı. Bir sürü yer kazandı aslında. Bulgaristan'dan Dobruca'yı aldı, Macaristan'dan Transilvanya'yı aldı, Avusturya'dan Bukovina'yı aldı. Yani bizim Bogdan dediğimiz yeri. Ha işte orada dur. O Bukovina'yı Ribbentrop ve Molotov pakt imzaladılar biliyorsun 39'da. Evet, tabii. Ve ona istinaden Rusya yeniden hop diye yuttu Molotov. İşte bunun telafi için. Şimdi iyi mi? İkisi paylaşıyor. Biri birine bir hırsız öbür hırsıza al diyor. Ondan sonra öbürü hırsızlardan biriyle anlaşıp onu geri aldığını zannediyor. Ve tabii Romanya'ya çok pahalıya mal oldu bu. Böyle bir garip dünyelere girdi. Türkiye bu yolların hiçbirine sapmadan kendisine empoze edilen anlaşmayı reddederek Anadolu'nun ortasında bir milli mücadeleye başlamıştır. Devleti ayakta tutmak için, var olacak bağımsızlığı korumak için. Çünkü mütareke Türkiye'si artık evet devlettir, vardır ortada ama bağımlıdır tabii ki, çok açık. Ve son şeyler gösteriyor, yazıyorlar galiba çıkacak ortaya yakında da. Bardakçı bahseder onu. Mütarekede İngilizlere en fena teslim olan ve yandaşlık yapan ne padişahtır, hatta ne de damat Ferit'tir, ne İngiliz muhipleri cemiyetidir. Doğrudan doğruya hariciye nezaretidir. Yani 1919-21 arası hariciye nezaretinin içinden birkaç kişi böyle Ali Kemali Bey gibi, Yusuf Hikmet, parantez Bayur gibi, Zevat hariç bazı küçük memurlar ki bunlar hop Ankara'ya geçmişlerdi zaten. Çok fena bir imtihan verdiler bunlar. Biz ipso facto yenildik, savaş suçlusuyuz. Kendimizi kabul ettirmek için şunu şunu yapmalıyız, hiçbir şey yapmamalıyız. Ve zaten onların direktifleri ve yorumlarıyla Sevr'e böyle bir şeysiz gidildi. Onların direktif ve yorumlarıyla Clemenceau gibi adamın, Lloyd George'un nutukları, herzeleri, küçümsemeleri dinlendi. Bu tip bir hakaret dalgası Almanya'ya yapıldı mı? Evet, ama Macaristan'a ve Avusturya'ya değil. Türkiye İmparatorluğu sizin burada ne işiniz var dercesine 4 senelik bütün savaşın kabahati onlara yüklendi. Bir de siz çıktınız. Hakikaten İngiltere İmparatorluğu
4 sene savaşmamıştır tarihinde, yok. Ne Boer Savaşı o kadar sürdü, ne sipahi ayaklanmasını bastırmak o kadar sürdü, ne bizim müttefikimiz olarak girdiği ve Rusya ile kavga ettiği önemli bir şey. Kırım Savaşı tabii o kadar sürmedi. 2 senelik bir şeydir bir yerde. İngiltere İmparatorluğu bu kadar çarpışmadı hiçbir yerde. Çok yere müdahale etti ama hiçbiri bu değil. Bunun bedeli çok ağır ödenecek ve bu 4 yılın içerisinde her şey öyle kolayca tasvir edildiği gibi değil.